Ne dağıttık? Şöyle bir şey dağıttık. Biraz hızlı okuma yapacağız. Biraz cümle analizi yapacağız. Cümle parçalamayı yapacağız. Hangi kelimeler önemli? Onları işaretlettireceğim size. Olayı gerçekten anlamak için. Birinci cümleye bakar mısınız 30-40 saniye boyunca? Anlamlandırmaya çalışın. Çevirmeyin. Anlamaya çalışın sadece. Üç meslek grubu var, gördünüz mü? Üçü yan yana. Hatta dört, değil mi? Peki. Explanation ne demek? Bu insanlar bir şey açıklıyor, değil mi? Human behavior ne? Solve ne yapmak? Neyi? Peki. Zinc'in ne olduğunu, buna da bak, pardon, ikiye de bak. Bak sadece bak. Şey yapmayacağız. Yo yo, sessizce bir bakın. Yeni dağıttık ya. Bilmediğin kelimeye takılma. Zinc, çinko demek bilmen şart değil. Oysters bilmen şart değil. And red meat diyor ya. Kırmızı et ve kırmızı et diyorsa yenilebilir o tarzlarda bir şeyler olsa gerek diye düşün. Abundant'ı bilmen önemli değil. Short supply altın üstünü çizmen lazım. Evet, sınırlı kaynak, kısıtlı kaynak. Nerede? Vegan, vejetaryen, diyette değil mi? Evet. Veganlar, vejetaryenler ne yapmıyorlar? Et yemiyorlar. Ette bol olan bir şey, ette var olan bir şey. Vegan diyetlerde eksik kalması kuvvetle muhtemel gibi bir mesaj var cümlede. Bu kadar anlamlandırmak yeter. Üçüncü cümleye de bakalım. Ne bulmak? Food supply ne demek? Pekala. Ekrana bakarsanız en önemli iki öbek burası. Cümleyi size anlatıyor. Fazlasıyla anlatıyor. Çünkü bağlaçlı değil, vesaire değil. Besin kaynakları, most basic challenges. Hani en ve başlıca en temel zorluk, problem. Neydi? Facing the human society, alt yargısı mesela. Face'i az önce, bir önceki derste, değil mi? Aradan önce. Evet. İnsan toplumunun karşı karşıya olduğu en temel problem. Detayında ne diyor? Bulmak. Yeterli besin kaynağı bulmak. Herkes için dünyadaki gereksiz bilgilerle dolu mesela. Dördüncü cümleye bakıyorum. Uzmanlara göre de yapıştır geç. Anne. A mother. Sonraki birth process. Evet. Fear. Fear. Korku. Şimdi burada bir bağlaç var. Bağlacı da devreye alacağım şimdi. Olayın rengi nasıl değişecek olaya bakın. The more. Size daha önce vermediğim. The more X, the more Y kalıbı. The more X, yani the more cümle, the more cümle, X, Y dersem isim gelmesi gerektiğini çağrıştırmayalım. Yanlış bir şey vermeyelim size. Bunu ilk defa görüyoruz. More ne demek? More daha fazla demek. More daha çok demek. The more cümle nasıl çevriliyor? Yani the more birinci cümle, the more ikinci cümle diye düşün. Hani ne kadar çok birinci cümle, o kadar çok ikinci cümle. Yani ne kadar çok alkol alırsan, o kadar çok
çok ölüme yaklaşırsın. Ne kadar çok soru çözersen o kadar çok sınavda başarılı olursun gibi düşün olayı. Ne kadar çok o kadar çok. Ne kadar çok birinci cümle. Nereye bağladık? O kadar çok ikinci cümle. İşte ekrana bak. Ne kadar çok bir anne bilmek tabii ki doğum süreci o kadar çok korku. Gerisi alt yargı, yan yargı, yancı yani. Okey'e beşinci öyle düşün. Hani doğum yapmakla ilgili falan filan anlatmış dünyaları sana. Gerek yok zaman kaybı. Çeviri sorusuysa çevireceksin. Biz bugüne kadar analiz yaptık, parçaladık cümleleri. Çeviri sorularında aynen öyle yapacaksın. Çünkü bir and bağlacı, bir es takısı, bir vesaire uçuruyor soruyu. Dördü de birbirine benziyor. Eskiden ikisi birbirine benzerdi ÖSYM'de. Üç ya da dörde çıkardılar. Çünkü herkes çeviri sorusu yapmakta uzmanlaştı ülkede. Çünkü herkes onu çözüyor ilk başta. Herkes onu çözdüğünü, çözebileceğini düşünüyor. Dikkat edin yani şu kadar İngilizceyle bence çeviri sorusunda yanlış yapmamanız lazım. Beş numaralı cümlede de gereksiz bilgi var. Nasıl gereksiz bilgi var? İki virgül arası. Cümle başlarken iki virgül arası bilgi varsa çiz üstüne gitsin. Çiz. Orada boşluk var mı mesela cümlede? Yok mesela. Çiz üstüne gitsin. Okuma. Cümleyi anlamak için orayı okuma. Yani the Rosetta Stiling dediği bir program olsa gerek. Has been highly crucial. Crucial önemliden de önemliydi. Şimdiki geçmiş zamanla yazmış. Demek ki önceden önemliydi. Hala önemli diyor. Linguisti bilmen lazım. Dil bilimciler. Understand'ı bilmen lazım. Anlamak. Neyi? Language, Ancient Egypt. Eski Mısır'daki dil kullanımı. The use of language. Yeter. Ha, ne diyor? O program için hani kurulan 1999'da işte farklı 3 dilde yazı üzerinde var olan falan gerek yok. Anlamsız. Akondroplazya, dwarfism, bilmiyorsan bile yani cücelik demek. Mutasyon diyor, değil mi? Kısa kollar, bacaklar diyor. Large head, büyük baş diyor. Yani başın gövdeye göre daha büyük görünme sendromu olsa gerek diye düşünüyorum. Tanımlama cümlesidir arkadaşlar. Hastalık tanımlaması. Çünkü çevireceğiz daha cümleleri. Sadece yüzeysel bir bakıyoruz. Koyu yazılanlar Yok. önemli ama. People immigrate. İnsanlar göç etmek çünkü place to live, yaşanabilir, yaşanacak yer. Others, while others, while rağmen, bu da zıtlık. Analiz edeceğim cümleleri. Hani many people desek daha doğru olurdu belki.
Çok insan göç eder çünkü yaşanacak bir yer. Hani they look for a more desirable falan hiç gerek yok. Diğerleri şunu yaparken iken anlamından sapmadı. Şunu yapmasına rağmen iki farklı grubu karşılaştırınca while kullanmamanız anlamsız olur. Yani although, while, even though gibi rağmen lazım. Diğerleri ne yapar? Hani to serve as diplomasi. Hani burada diplomasi yani diplomatik bir görev için hizmet. Bak çoğu insan yaşanacak bir yer için, diğerleri Evet. görev için bu kadar. Hani bu paragraf sorusunda 4,5-5 satıra tekabül eder. Paragrafın %20-25'idir yani. Sen bunu anlamlandırmak için 4-5 dakikanı harcarsın. Hiç gerek yok. Bu çok okumayla olur. Bu yavaş yavaş olur. Bunu da kazandıracağız inşallah. Tekrardan birinci cümleye döndüm. As well as. As well as'nın yanı sıra. As well as eşittir. Hemen eşittir at. In addition. In addition to daha doğrusu. Tam cümle almamış çünkü. As well as in addition to. Yanı sıra ek olarak demek. Bunları görmedik daha önce. Az önce bahsetmiştim. Şu yani psikologların yanı sıra yani bunlara ek olarak şu artı 3 meslek grubu attempt to eşittir. Try to. Ne yapıyor? Deniyor. Deniyor. Ne deniyor arkadaşlar? Provide explanation, açıklama getirmeye çalışıyor. Explanation, açıklama. Ne için? Human behavior. İnsan davranışı için. Ve yine deniyor çözmeyi, sosyal problemleri. Çevirdik bence yeterli. Değil mi? Anlaşıldı cümle. Which olan anlamına gelen relative clause bağlacı. Abundant, plentiful hatırlar mısınız? Hatta demiştim ki ample. Ampulü dedim yakarsınız. Bolca açık saçarsınız dedik ya. Abundant, plentiful, ample, bol demek. Nasıl çeviriyorum? Ekrana bakarsan bol olan, bol olan diye çevrilir. Çeviri sorusunda karşına çıkarsa. Yapan eden diyeceksin. Which'in yanında fiil yok. Yani yardımcı fiil var. O zaman olan diyeceksin. Bol olan. İşte oyster ve kırmızı et de bol olan. Çinko. Hı? Tamam da ÖSYM öyle bir çeviri vermez sana. Sen okurken öyle anla. Tabii. Ama ki o boyutunun bir tık üstündeyiz artık. Ne diyoruz? Olan. Oyster ve kırmızı et de bol olan çinko. Can obviously be. Can be. Olabilir. Yani ihtimal değil bu. Yani olabilir böyle. Ne olabilir? In short supply. Short supply. Sınırlı. Hani kaynakta. Şunun içinde sınırlı olabilir. Neyin içinde? Vegan ya da vejeteryan diyetin içinde sınırlı kaynak olabilir diyor. Cümlenin öznesi neresi? Hı? Şu mu? Çin Şey. Şurası komple özne aslında. Şurası özne.
Hatta iki virgül arasını okumasak da olurdu anlamak için. Çinko işte ne olabilirdi? Vegan ya da vejetaryen diyette kaynak eksikliğine yol açabilir diye düşün. Çinko ekstra Ekstra bilgi işte. Nerede bulunduğunu vermiş. isterse şey merak etme. İstiridye mantarı mı? İstiridye mi ne? İstiridye evet. Boyadığım yer özne. Sağdan sola doğru çeviriyorum. Dünya üzerinde, dünyadaki herkes için yeterli besin kaynağı bulmak tam anlamıyla is şudur. Nedir? One of the most basic challenges. En temel problemlerden biridir. Facing the human society, insan toplumunun karşı karşıya olduğu. Özneli detli giriş nasıl giriştir? Boş. En son söylenir. En son çevrilir. Uzmanlar detten sonranın öyle olduğuna inanıyor. Çeviri sorusu olsaydı uzmanlarla başlayacaktı. İnanıyor diye bitecekti cümle. Ne yazarsa yazsın detten sonra isterse hayatını anlatsın. Uzmanlar nokta noktanın nokta nokta olduğuna inanıyor. Neye inanıyor uzmanlar? Bir anne doğum süreciyle ilgili ne kadar çok şey bilirse o kadar çok korku ve endişe olsa gerek, bilmiyorum, apprehension hatırlamıyorum. She will endişe değil bence. Ha, endişe, korku, yersiz korku. Vesvese belki. Uzmanlar bir annenin doğum süreciyle ilgili ne kadar çok şey bilirse o kadar çok korku. Zaten fear and diyorsa elma ve armut mantığı, kendi kendimizi niye yanıltalım ki? Pekala, o kadar çok korku ve endişe. Burada bir eksiklik var. She will feel, hissedeceğini. While giving birth, yani give birth, doğum yaparken o kadar çok korku ve endişe hissedeceğine inanıyorlar diyeceğiz. Üç aşağı beş yukarı. Evet. Yo, o değil. Death'ten dolayı uzmanlar şunu şöyle olacağına inanıyorlar diye düşün. İşte bir anne henüz doğum yapmamış. Yapacak diye düşün. Genelleme var cümlede. Found fiili için find birinci hal, found ikinci hal, found üçüncü hal. Şimdi bu fiilin birinci hali olan find'i yazdık. Bir de kurmak anlamına gelen bir fiil var. Birinci hali found, bulmanın ikinci hali, bulmak eyleminin ikinci ve üçüncü hali, kurmak eyleminin birinci haliyle aynı diye bir notumuz vardı. Found eşittir establish, eşittir setup. Bunlar kurmak. Buradaki anlamı kurulan. Hani isim artı verb 3 aslında bu. Şurası. İsim artı verb 3. Kurulan. 99'da kurulan. İlk yazdığım bulmak idi. 99'da kurulan. Neyle kurulan? Yazıyla kurulan. El yazısıyla tabiri caizse. Üç farklı dilde yazıyla şu tarihte kurulan Rosetta Stiling. Has been highly crucial, baya önemli bir haldedir. Hangi alanda?
yardım etme konusunda kime? Dil bilimcilere. Ne için? Anlamaları için. Neyi? Kullanımını. Neyin? Dil kullanımını antik Mısır'da. Crucial. Important. Vital. Fundamental. Essential. Substantial. Dwarf, cüce demek arkadaşlar. Dwarf. Common form of dwarfism ne demek? Dwarfism. A common form. Common form. Yaygın bir türü. Common form. Yaygın bir tür. Bir türü. Neyden dolayı? Bu bağlaçlar çok önemli artık. Owing to, eşittir because of, eşittir as a result of. Bunlar edatlı bağlaçlar. Olayı ne? Tam cümle almazlar. Akondroplazya yaygın bir cücelik türüdür. Şundan dolayı mutasyon. Buradaki det yerine ne yazarsınız? Det yerine ne yazarsınız bağlaç olarak? Which yazarsınız? Şunla şunu kaldırıp nasıl kısaltırsınız? Causing. Sebep olan bir mutasyondan dolayı. Neye? Bir bireyin to have, sahip olmasına. Neye? Short stature, yani görüntü, hani kısa görüntü. Neyli kısa görüntü? Kısa kollu ve bacaklı kısa görüntüye, bir bileğin daha doğrusu, kısa kollu ve bacaklı, kısa işte sature, işte görüntüsüne yol açan bir mutasyondan dolayı oluşan yaygın bir cücelik türüdür diye bitirilmeli. Hani başı maşı falan filan söylemiş. Feature önemli. Feature. Bunu da yazalım. Feature eşittir. Trait eşittir. Property. Bunlar özellik demek. Çok sayıda insan immigrate, göç ediyor diğer ülkelere. Çünkü they look for, arıyorlar daha istendik, yaşanılabilir, daha arzu edilebilir, yaşanılabilir yerler arıyorlar. Oysaki diğerleri, oysaki denmez de, diğerleri şunu yaparken, ne yaparken? Geçici olarak, temporarily, üçüncü yazışım. Zıttıdır permanent. temporarily, geçici, permanently, kalıcı demektir.
Diğerleri ne yaparken? Geçici bir şekilde move to a foreign land. Hani move, taşınırken, göçerken yani buradaki anlamı. Yabancı bir kara parçası demek normalde yere. In order to serve, hizmet etmek için, diplomat ya da askeri personel görevi için daha doğrusu. Az daha, az daha. Ne yapmak? At least once in 7 days. Çeviri. Evet. Bir kere. En az 7 günde bir kere çikolata yemek kut geçmişten mi bahsediyor? İhtimal mi? Tabii ki de ihtimal. Geçmişten bahsetmiyor. Cümle genellemeyle başlamış. Could help to reduce. Reduce azaltmaya yardımcı olabilir. Riskine, kalp rahatsızlığı riskine. Hani bir ölçek veriyorsanız, hani şuraya kadar, hani %8'e kadar önler, %90'a kadar önler derler ya hani. Buy'in until anlamını size zaten daha önce vermiştim. Tekrardan yazıyorum. Buy eşittir until. E kadar. Edat anlamıyla buy ile until aynıdır. Yüzde kaça kadar? As much as. %8'e kadar. As much as kadar fazla demek. Kadar diyor yani orada işte. With the help of. Aracılığıyla, vasıtasıyla, yardımıyla, üzerinden. Neylerin yardımıyla? Az önce yazdım, tekrardan almıyorum. Besin. Neredeki besin? Çikolatadaki besin. Örneğin flavonoid neyse artık. Yine reducing. Azaltarak neyi? Inflammation. Inflammation. Enflamasyon. Yani iltihap. Enfeksiyon. Ve arttırarak neyi? İyi huylu kolesterol. Bak cümleyi anladın yani. Böyle hiç anlaşılmayacak şeyler değil. Sosyalden bir cümle. Invention'ı biliyor musun? Invent, discover, buluş. Neyin buluşu? Printing press. Matbaa. Printer, yazıcı. Haklısınız. Sosyalden girecek olan arkadaşlar. Printing press. Mutlaka okursunuz sınavda. Matbaa demek. Matbaanın icadı. Tabii zaman analizi de yapabilirsiniz. Matbaanın icadı şuydu. Şuydu. Geçmişte matbaanın icadı günümüzde olamaz ki zaten. En nokta noktalardan biriydi. En nokta noktalardan biriydi. En ne? Etkileyici olaylardan biriydi. Nerede? İkinci, yani 2000'li, işte ikinci milenyum çağında. Ki revolutionized, devrim yaptı. Hani evrim geçirtti. Alt üst etti tabiri caizse. Revolution. Bundan türemiş bir fiil var karşınızda. Evolution. Evolution, revolution. Aynı evolution, evolve olmak var hepsinde. The way, yolunu, tarzını, şeklini, ki bu şekil içerisinde, ki bu şekil içerisinde insanlar ne yapar? Describe, tarif eder, tanımlar. Neyi? İçinde yaşadıkları dünyayı. Tekrardan söylüyorum, evet, şeklini. Bu şekil içerisinde insanlar tanımladı dünyayı, onlar yaşarlar içinde. İçinde yaşadıkları dünyayı tanımlama şeklini değiştirdi diyor aslında.
Although, even though, though, much as, while, e rağmen. Çoğu yılanlar. Zehirli olmamalarına rağmen. Çevirin yazmayın. Sadece o kelimeyi yazın. Anlarsınız, merak etmeyin. Çoğu yılanların zehirli olmamasına rağmen hiçbir yılan mı? Herhangi bir yılan mı? Herhangi bir yılan neyi? Bite ısırığı. Tavsiye. Yapılmalı bak. Should be verb 3. Görebiliyor musun? Should be verb 3. Ne yapılmalı? Derhal, hemen examine, muayene edilmeli. Nerede? Hastanede tedavi altına alınmalı tabiri caizse. Birinci cümle, son cümlemiz olsun. Measure, ölçmek için neyi? Duygusal zekayı ölçmek için bilim insanları kullanıyor. Bazı testler ki that yerine which de yazabilirsiniz. Olan testler. Genelde olan testler. Genelde ayrılan testler. Divide into, fall into, separate into. Bunlar ayrılmak. Birinden ayrılmak, birini terk etmek falan değil, bölümlere ayrılmak, dallara ayrılmak. 3 kategoriye, 3 segmente ayrılan bazı testler kullanırlar. Gibi, ne gibi? Self report tests, 360 derece değerlendirme ve performans değerlendirme diye düşünebilirsiniz. Self aynen öz değerlendirme testi olabilir. Aslında bildiğiniz alanlardan geliyor mesela. Dediğim gibi bu ağza alışırsınız. Biraz haşır neşir olduktan sonra bu forma da uyum sağlarsınız tez zamanda. Biraz bakınıp gelmeniz sizin faydanız olacaktır. Bundan sonraki cümleler için arkadaşlar teşekkür ediyorum katılımınız için. Perşembe akşamı görüşmek üzere diyoruz. Bu cümleleri parçalayacağız. Kendinize iyi bakın.